Ergün Diler, Para ve Güç. Ormanların yanması, 90'dan fazla ülkenin eş zamanlı ateşle tanışması, sellerin ne varsa önüne katıp gitmesi, iç çekişmeler, mülteciler üzerinden gerilimler, Amerika içindeki büyük mücadele, pandemi, aşı kampanyaları hızla devam etmekte. Olaylara genel çoğunluğun baktığı gibi tek tek de bakabiliriz. Benim gibi genelde. Gelin bugün siz de benim gibi geneli tercih edin. Çok yazdım. Ancak zaman akınca daha net anlaşıldığını düşünmekteyim. Petrol, karbon salınımı, karbon ayak izi, karbon vergisi, elektrikli araçlar, küresel iklim tartışmaları bir iki satırda geçilecek işler değil. Çünkü Amerika içinde Biden'a karşı olan Trump'la birlikte fosil yakıt döneminin bitmesini istemeyen çok önemli bir akım var. Yeni de değil. Sık sık buraya taşıdım. Koch ailesi. Forbes'a girmek ve orada kalmak için bile onayı gereken aile. Bir süre önce çok önemli bir kitap yayınlandı. Kochland, The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America. Kitap sanırım 700 sayfaydı. Koch ailesinin yıllık satışı Facebook, Goldman Sachs ve US Steel'in toplamından daha büyüktü. Büyüklüğünün yanı sıra kendisi gibi 400 milyarder muhafazakar Amerikalı iş adamını yanında taşıyordu. Halıdan duvar kaplamalarına, yapı malzemelerinden cam pencerelerdeki sentetik liflere, cep telefonlarındaki sensörlerden azotlu gübreye kadar her yerde önemli oyuncuydu. Gübre konusunda zaten çok ama çok büyüklerdi. Asıl gücü aldıkları, yani kullandığımız yakıtı rafine eden teknolojiyi saymıyorum bile. Kitabın yazarı, Koch endüstrinin içindeki gelişmişlik ve zeka düzeyi beni hayrete düşürdü. Tamamen uzun vadeli ve stratejik düşünüyorlar, kimsenin düşünmediği kadar diyordu. Yüzlerce saatlik röportajların sonunda çıkan kitap haliyle büyük ses getirdi. Yazar, amansız kar elde etme arzusu, uzun vadeli planlama, sabır, esneklik ve tutkuyu Koch ailesinin değişmeyenleri olarak tanımlıyordu. Bu ailenin karbon meselesi yeni değildi. Bush daha 1991 yılında karbon salınımı için adım atmaya kalktığında kıyamet koptu. Koch ailesinin yönettiği Cato Enstitüsü ve beraberindeki iş adamları Washington'a adeta çöktü. Karar yoldan döndürüldü. Biden'ın gelişiyle Paris İklim Anlaşması'na tekrar dönülmesi Amerika içindeki savaşın ana nedeniydi. Bu savaş her ülkenin siyasetine de gölge gibi düşecekti. Kochlar Trump'ı getirdi. Fosil yakıt ve iklim anlaşması işinde istediklerini yaptırdı. Birçok petrol devi de destek verdi. Biden'la iç değişti. Kohtopus ya da Kochland denilerek ailenin gücü anlatılmaya çalışılsa da Joe Biden geldi, Beyaz Saray'a oturdu. Trump'ın tam tersini yaparak Amerika'yı karbon meselesinde öncü yapacağını ilan etti. Daha 2010'da Kochlar, eğer karbon vergisi ödemek istemiyorsanız bize kulak verin çağrısı yapıyordu. Cato Enstitüsü ile fikirlerini yaymaya çalışıyordu. Tarihler 1991'i gösteriyorken Koch ailesi, küresel çevre krizi, bilim mi, politika mı tabelalı tartışmayı başlatıyordu. Biz daha yeni konuşmaya başlarken adamlar siyaset üretiyordu, düşünün artık. Konuşmacılar arasında iklim değişikliğinin felaket olacağına dair çok az kanıt olduğunu söyleyen MIT'de meteoroloji profesörü Richard S. Lindzen de vardı. Gary S. Becker, James Bagnan, Ronald Coase, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Robert Mondale, Edward Prescott gibi çok önemli isimler de Koch ailesiyle aynı yolda yürüyenlere destek veriyordu. Kochlar ve beraberindeki 400 Amerikalı zenginle Biden ve arkasındaki güç her yerde mücadele etmekteydi. Mesela Erdoğan, Obama'yla da Biden'la da sorun yaşıyordu. Trump'la bir yol bulabiliyordu. Muhalefetin tamamına yakını Biden'la bir şekilde bir yerde buluşuyordu. Anlatmaya çalıştığım büyük politikanın dışında kimsenin kalamayacağı. Orman yangınlarına sadece Manavgat penceresinden bakabilirsiniz. Yanlış olmaz. Ancak doğrusu hem Manavgat'a hem diğerlerine hem de yabancı ülkelerdeki yangınlara aynı gözlükle bakmaktır. Ve bunlar neden aynı anda oluyor diye sormaktır. Hatta işi daha da ileriye götürelim. fosil yakıttan çok kazanan Katar'ın, sahibi olduğu PSC'nin Messi hamlesi bile yeni dönemde yeni yatırımlara girmek için imaj çalışmasıdır. Dünya değişirken asıl değişen paranın yolu olacaktır. Kavga para ve güç için. Gerisi masal. Ergün Diler, Takvim. Haşmet Babaoğlu. Global darbe yapıldı, farkında mısınız? Her darbeyi gördük, yaşadık. Kökü dışarıda, içeride pek lafta milli darbeler. Tanklı toplu modern, postmodern darbeler. Yarı darbesi girişimler, muhtıralar ve diğerleri. Biliyoruz, tecrübeliyiz ama global ve globalist darbeler tecrübemiz yoktu. Oluyor, olacak, onu da öğreniyoruz, öğreneceğiz. Çünkü yerküre, küresel, global darbeler çağına girdi. Dünyaya virüs girdi, hiç şüpheniz olmasın. Siyasi darbe olarak çıkacak. Öyle de yapıyor zaten. Sağlık bakanları, bilim kurulları, global sağlık örgütleri yoluyla darbe. Önce hükümetler sarsılıyor bu yolla, sonra devletler sarsılacak. Neden? Çünkü duruma uyanmakta zorluk çekiyorlar. Ardından küresel ısınma patırtısı geliyor. Geldi bile. Çarşamba günü bir büyük gazetemizdeki 20 manşetin 16'sı bu gelişle ilgiliydi. Biliyoruz, darbeler manşetlerle hazırlanır. Şimdi buna sosyal medya tagları eklendi. Yalnız günümüz siyaseti değil, mevcut yaşam tarzları da silindir gibi ezilecek bu darbenin altında. Orta sınıf çözülecek, yoksullar devletten maaşlı hale gelecek, lümpen kitleler zombileşecek, inançlar, dinler, gelenekler un ufak edilecek. 20. yüzyıl global, globalist darbe dersini hiç çalışmamıştı. 21. yüzyılın ilk çeyreği çok sert bir imtihanla kapanıyor. Öğrenecek çok şey vardı, öğrenmek istemedik. Şimdi yaşayarak öğretiyorlar. Marketten beyaz peynir alırken ödediğin parayla başlayan ders, birkaç yıl içinde protein kaynağı un kurdu alırken tamamlanacak. Ulusal direnişlerin kaderi nasıl belirlenecek? Bir şansı var mı ulus devletlerin? Var ama küresel sorunların çözümünü küreselci ekiplerin elinden almak şartıyla. Zor, haklısınız. Not defteri. İki resim arasındaki 7 farkı bulun diyen bulmacaları bilir misiniz? Farkı en hızlı bulanın en dikkatli seçildiği o garabet bulmacaların çocuk aklımıza ve kalbimize düzenlenen en büyük suikastlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kim bilir kaç çocuk o bulmacalar yüzünden gözleri kocaman benzerlikleri değil de kıyıda köşede kalmış, önemsiz farklılıkları görmek üzere keskinleşmiş büyüklere dönüştü. İzdiham dergisinin son sayısındaki Dilek Kartal metinlerinden biri. Performans. Haşmet Babaoğlu, Sabah. Kemal Öztürk. Göçmen sorunu. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Böyle olacağı belliydi. Altındağ'da bir gencimizin yabancı uyruklu biri tarafından katledilmesine gösterilen tepkilerin artacağını yazmayan, söylemeyen kalmadı sanırım. Bu olaylar olmadan önce Afganlı göçmenler, Bolu Belediye Başkanı'nın yaptıkları, ortamdaki ırkçı söylemler, anormal bilgi kirliliği ayyuka çıktığında Ankara'da birçok önemli isimle görüşmüştüm. Bu konularda halkın kaygıları, korkuları var. Öfkesi burnunda. Birçok sorusu cevap bekliyor. Bunları açıklamak biz gazetecilere değil, siyasilere, devlet görevlilerine, yetkili isimlere düşer. Bu konularda acil bir şey yapmanız gerekiyor dedim. Biz ne olduğunu biliyoruz. Durum söylediğin gibi değil. Canım bırak öyle söylesinler. Onunla mı uğraşacağız? Filanca bakanlık, fişmekanca kurum neden bu işe girmiyor? Böyle cümleler duydum birçok isimden. Birkaç duygusal tirat, birkaç alengirli retorik, bol hamasetle kamuoyunda yükselen öfkeyi ve nefreti dindireceklerini sandılar. En basitinden bu olayların tetikleyici unsuru, Afganlı göçmenlerin elini kolunu sallayarak ülkeye girip girmediğini, bunlardan kaç kişinin ülkede olduğunu, kontrol altında olup olmadığını bile açıklayamadılar. Bir yetkili bana diyor ki, rakamlar internet sitesinde var, oradan baksınlar. Milleti deliye döndüren bir konuda üretilmiş iletişim politikası böyle. Bakanlar göçmen konusuna girmiyor. Bir tane bakan, bir yetkili basın toplantısı düzenleyip ya da bir TV programına çıkıp göç sorunu, göçmenler meselesi, yaşadığımız sıkıntılara dair doğru düzgün açıklama yapmadı. Halkın kaygılarını, korkularını gidermedi. Tepki çekmekten mi korkuyorlar, yoksa insanları ikna edecek sözleri mi yok, bilemiyorum. Ancak işi bir ekibe havale etmişler gözüküyor. Onlar da güvenilirliği kalmamış yazarları ekrana çıkartıp Twitter'da etiket açıp göçmen karşıtlarına troll kafasıyla cevap vermeyi politika üretmek sanıyor. Bu da insanların öfkesini daha çok artırıp ortamı daha çok geriyor. Ülkenin göç politikası ve ana kurumu yok. Türkiye hiç olmadığı kadar göçe maruz kalmış durumda. Bunun için sosyal, siyasi, ekonomik, güvenlik ve diplomasi alanlarını kapsayacak güçlü bir göç ve göçmen politikası üretmesi gerek. Bu politikayı üretecek, yönetecek ve uygulayacak bir bakanlığı, güçlü bir kurumu da yok. Bilmem kaç yıldır ve kaçıncı kez bu cümleleri yazıyorum, ekranlarda söylüyorum. Benim gibi onlarca yazar, akademisyen, siyasetçi de aynı şeyi söylüyor. Ankara'daki yetkililer, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü bu işleri yönetecek kurum, onun güvenlik, bürokratik ve istatistik çalışmalarını da sorunu çözecek bir politika olduğunu sanıyor. Olay Göç İdaresi'nin boyunu çoktan aştı. Bilmiyorum daha ne olması gerekiyor ki hükümet bu meseleyi birinci derecede öncelikli sorun olarak masaya yatırsın. İnsanlar öldü, millet sokaklara döküldü, evler, iş yerleri, arabalar yakıldı, binalar taşlandı. Daha ne olsun? Kemal Öztürk, Habertürk.